Yüksek Seçim Kurulu ilk yapılacak seçime katılmaya hak kazanan partileri açıkladı. YSK'nın açıkladığı listede Muharrem İnce öncülüğünde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan Türkiye Değişim Partisi yer almadı. Erken seçim tartışmaları devam ederken yüksek seçim kurulu yapılacak ilk seçimlerde seçime katılma hakkına sahip olan partileri açıkladı. YSK'ya göre 24 siyasi parti yapılacak seçimlere katılabilecek yeterliliğe sahip olarak belirlendi. Yeni kurulan birçok partide YSK'nın açıkladığı listede yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye'de bulunan 121 siyasi partiden sadece 24'ü seçimlere girebilme yeterliliğine sahip oldu. YSK'nın Afyon Güney Beldesi seçimleri öncesi yani 24 Mart 2021'de açık açıkladığı listede Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi yer almamıştı. Son yapılan incelemede bu dört partide teşkilatlanma kriterlerini karşılayarak seçime girme hakkını elde etmiş oldu. YSK'nın açıkladığı listede Muharrem İnce öncülüğünde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan Türkiye Değişim Partisi yer almadı. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Bu iki parti büyük kongrelerini geçtiğimiz Eylül ayında yaptı. İşte YSK'nın açıkladığı listede yer alan siyasi partiler. Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi